Onunla ilgili... Kusura bakmayın. İzleyicilerden de özür diliyorum. Ben bir sağlık sorunu yaşıyorum. Geçmiş olsun. Şey değil, Covid değil. Bir grip. Zorla aslında oturuyorum. Evet. Bugün şey değil. Ama bir şekilde yürüteceğiz. Kazım abi geçen bana bir video gönderdi. Çok hoşuma gitti. Dedim abi bunu bizim yayında da yayınlayalım. Evet. Dedim bölgemizdeki belediyelere örnek olsun. Onu anlatayım mı? Siz belediyenin sunun, ben siz sunun, bir, ben konuyu detayını bilmeden yorum yapayım. Şöyle. Buyurun buyurun. Bilmiyorum, tanımıyorum alanı, bölgeyi, ilçeyi tanımam etmem. Siyaseten de bakmıyorum mevzuyu. Ama yolda da ben size siyaset, ama yani, siyasi görüşlerini söylemedim belediyenin. İnsan onu izlediğinde diyor ki ya hani ben o şehirde, o ilçede yaşayan birisi olsam gurur duyabileceğim bir şey. Ha belki tribüne öyledir. Yok yok. İzleyeceğimiz VTR öyledir belki ama bir şekilde bizde bizim bölgemizde onu dahi beceremiyor insanlar. Çok harika bir VTR hazırlamış. Keşan Belediyesi. Keşan Belediyesi Emre kardeşim hazırlamış. Sayın Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bunun mizansenini çizmiş, senaryosunu evet. söylemiş. Demiş çocuklar böyle bir VTR çekin. Tabii orada Erdoğan Demir kardeşim var benim. Basın danışmanlığında. Hı hı. Gökhan var, Ayhan kardeşim var, Gülver, Ayhan Gülver'in de bugün babası vefat etmiş. Bu kayınpederi. Ayhan'cığım başın sağ olsun diyoruz buradan kardeşim. Evet, VTR'miz geldi şu anda. Burası bizim Saros Körfezi'nde. Ha ses var değil mi? İzleyelim. İzleyelim evet. Biz Keşan Belediyesi'yiz. Çalışınca oluyor diyenleriz. Peki biz neredeyiz? Geldik geldik kapıdayız. Mutfakta ocaktayız. Çok yakınınızda hep aranızdayız. Keşan'ın dört bir yanında hep sahadayız. Her anınızdayız. Bazen hayallerde, bazen hüzünlerde, bazen de mutluluklardayız. Bir emeğin bereketinde, bir sokak canının sevincindeyiz. Bir bakmışsınız camınızdayız, bir bakmışsınız kanınızdayız. Bir çocuğun coşkusunda, bir sanatın alkışındayız. Bakın bakın atalarının izinde aynı ruhla nöbetteyiz. Bizi hiçbir şey durduramaz, her şartta sokaktayız. 155 yıldır biz buradayız. İşte biz tam buradayız. Biz her zaman yanınızdayız. Gerçekten tebrik ediyorum ben. Yani hem bu çalışmayı ben aslında mesleki olarak da baktım. Hani bizim evet. meslek bu işi yapan arkadaşlarımızda da ufuk olabilir. Yani bir şey nasıl kurgulanabilir? Nasıl evet. böyle güzel bir mizahsenle izlediğinde bir bütünlük arz eder ve şiir gibi ya. Hani şiirleştirmişler zaten evet, ifadeleri de. Gayet güzel olmuş. Çok hoş. Ercan sen bu işlerden anlarsın. Ne dersin? Vallahi çok hoşuma gitti benim de. Kurgu çok iyi. Evet. Şeyler, çekimler de güzel olmuş. Özenilmiş yani belli bir emek verilmiş. Evet. Senaryo da baştan sona güzel, iyi bir çalışma. Dediğim gibi ben olmuş. Siyasi bakmadım olaya, bilmiyorum bile. Keşan evet. hangi belediye partili abi? AKP belediyesi. Sayın Mustafa. CHP'li de olsa yayınlardım. Ha tabii tabii. Şey tabii değil, yok yok biliyorum onu. Onu bilmiyorum. Siz bilmiyordunuz partisini. Buradan şunu söyleyeceğim. Sayın Helvacıoğlu Ticaret Odası Başkanı'ydı. Ben kendisini çok severim. Benden bir yaş büyük ama abi değil tabii diyorum. Hı. Liseden beri tanıyorum kendisini. Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığını koyan arkadaşımız Şenol Yalı, o da bizim arkadaşımızdı. Fakat aralığında 7-8 oyla Mustafa abi aldı seçimleri. Ondan önceki belediye başkanımız da Doktor Mehmet Özden abimizdi, Cumhuriyet Halk Partili. O da benim çok samimi bir aile dostumdur, çok severim kendisini. Bizim Keşan'da belediye başkanları geldiklerinde mutlaka bir üzerlerine bir şey koydular hepsi. Yani bundan önceki belediye başkanı 15 yıl görev yaptı. Ondan önceki belediye o başkanımız... O şunu çaldı, ben de bu kadar çalayım. Yok yok, ben öyle bir şey bilmiyorum. Hatta benim çok samimi arkadaşım var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Sayın Feridun Tümer. Ben ondan büyüğümdür ama aynı akran sayısı. 2 yaş ufak benden. O da orada. Yani ben hırsızların olduğuna inanmıyorum Keşan'da. Saros Körfezi'nde. Ve biz oraya çok büyük...
sportif organizasyonlar aldık. Biliyorsunuz Erikli sahili var. Evet. Keşan'ın. Erikli sahili umman bir sahil. Denizi, güneşi, kumu, oradaki tesisler, oradaki insanların yaklaşımı ve bununla ilgili Sayın Mustafa Helvacıoğlu da belediye başkanı olmadan önce ticaret odası başkanıyken orada çok büyük projeler yaptı. Şu anda ben de ne AKP'liyim ne CHP'liyim. Hani biz böyle bazen Keşan'ı tanıttığımız zaman dışarıda mesela geçen sezon dedi ki ya Kazım AKP'li mi? Şey CHP'li mi dediler. Hayır CHP'li değilim. Ben oraya benim vatanım. Saros Körfezi. Orada büyüdüm. Balık tutarak büyüdük biz orada. Sarozlusunuz değil mi abi? Tabii Sarozluyuz. Bu da espri olsun. Egeliyiz be ya diyor. Verirsin be ya. Biz Egeliyiz ya diyor. Şimdi biz de gizli Egeliyiz esasında. Evet. Çünkü Ege sınırına, Ege Denizi'ne sınırımız var. Keşan'ın mesela satretimiz var bizim. Yine Sayın Mustafa Elbacıoğlu ticaret odası başkanı iken buna bir patent almıştı. Tavuğumuz var yiyecek olarak bakarsanız. Yani bir sürü yiyeceğimiz. Hatta ben Duygu'ya diyorum. Duygu diyorum Sayın Mustafa Elbacıoğlu'na söyleyelim de. Bir gün orada çekelim. Bir gün bu bizim Duygu'nun programını orada çekelim. Duygu'yu Türkiye'nin her yerinden istiyorlar da yani. Yok yok Keşan'a ben göndermek istiyorum çünkü Keşan gerçekten bilindiği gibi bir yer değil. İzleyicilerimiz de garipsemesin. Ege'deki bir televizyon niye Keşan'dan Keşan'ı konuşuyor ya da bu VTR'yi dönüyor. Hoşumuza gitti. Gerçekten hoş ya. Evet. Gerçekten. Hani, evet. Örnek olsun buradaki belediyelere de ufuk olsun. Sadece belediyelere değil bu işleri yapan bizim meslektaşımız diyebileceğimiz evet. Yan sektörlerimizdeki insanlara da ya da bizde staj yapan öğrenciye bile örnek olsun. Hani kurgu nasıl yapılır? Hayır siz zaten ben o Sayın Mustafa Elbacıoğlu'nu bana yılbaşında göndermiş. Yılbaşı tebriğiyle beraber göndermiş bu VTR'yi. Ben çok hoşuma gitti benim. Bir basın mensubu olarak sizinle paylaşayım dedim. Hatta siz bana dediniz, aradınız beni ya Kazım abi bu neredeyse biz gidelim burada yaşayalım. Bu ne kadar evet. Güzel bir belediyeymiş, bu ne kadar güzel bir belediyecik anlaşılmış. Tabii bu da ben bir Keşanlı olarak benim gururumu... Şey beni yakardır belki bilemem. Gururumu Keşanlı yok ben sorsan... zannet. Buradan imaj çok güzel. Yani çok bizim güzel. Yok bahçeler yani caddeler düzenlidir. İnsanlar temizdir, elittir, sakin bir ilçedir. Gerçekten Keşan gidildiği zaman zaten gidenler biliyorlar. Gidildiği zaman hakikaten dışarıdan görüldüğü gibi ilçe derler. Ama tabii zaman teknoloji zamanı olduğu için bir de zaman hızlı ilerliyor. Mustafa Helvacıoğlu da sağ olsun Keşan'a bu bir tuğlanın üstüne bir tuğla koymayı başaran belediye başkanlığından, genç belediye başkanlığımızdan. Biz de gidecek ve görülecek yerler listemize Keşan'ı ekleyelim. Gideriz, Saroz'a gideriz. Duygu'yu da göndeririz. İzliyorlarsa bize Keşan'a da selam olsun. Keşan'dan izliyorlar. Belediye başkanımıza tüm Keşanlıları. Mehmet Ali izleyebildim mi bilmiyorum ya da dinledim mi ne dersin? İzledim ama sesini ben alamadım çünkü evet. Televizyon bağlantısı yaptığım için. Biz sana sonra atalım onu. Sesiyle birlikte çok harika zaten. Ben sana evet. Atmadım onu. Cintosun 60 olmam lazım ama. Mükemmel. Sana da 60. Görüntüsü güzeldi ama. Evet. Var mı bizim bölgemizde böyle yani bu çalışmaları yapıp da böyle VTR'yi hazırlayamayan belediye var mı? Yani o çalışmaları yapıp ama bunu sunamayan var mı? Yoksa o da mı yok? O yüzden mi böyle sunamıyoruz? Ya bu çalışmaları yapan belediyeler var ama bu tür kalifiyeli personel eksikliği yaşayan belediye çok. Yani o sıkıntı. Çünkü belediyelerde çalışanlar çoğunlukla şu oluyor. Her siyasi işte seçilen belediye başkanı bir yakın oluyor. Ondan sonra partili oluyor. Yani her hafıza gidiyor zaten. Evet evet. Her seçimde değişiyor bunlar. Kadrolar değişiyor yani. Belediye başkanıyla beraber geliyor bu kadrolar. Ondan sonra da gidiyor. Şimdi bu olduğu zaman yeterli bir verim olmaz maalesef. Belki şu an gösterdiğiniz belediye aynı şekildedir ama kaliteli personeller gelmiş demek ki. Önemli olan belediyelerde kalifeli personeller yetiştirmek, kalifeli personellerin çalışması. Çünkü yani bunu anlatmak gerekiyor. Mehmet abi şimdi Nazilli'de mesela bugün tarım ve hayvancılık fuarı var. Evet. Şimdi ama ben senden duyuyorum şu an Mehmet abi. Evet ben de. Şu an ben senden duyuyorum. Ben de bugün biraz önce bizim bir muhabir arkadaş var. Abi size davetiye geldi mi dedi. Böyle bir etkinlik varmış. Yok dedim benim haberim yok. Başkasına sordular onların da haberi yok. Yani ticaret odası, ticaret borsası, Nazilli Belediyesi, ziraat odası,
Tarım ve Hayvancılık Komitesi, işte bu fuarı düzenleyen İlçe Tarım Müdürlüğü, işte bunların tüm bileşenlerin oluştuğu bir Elit Tarım Fuarcılık isimli bir şirket geliyor burada. İşin amacı para kazanmak. Bu adam para kazanmaya geliyor buraya ama tarım fuarı, adı tarım fuarı ama ne bizim memleketin bilgisi var, ne bir şey var. Buraya şov yapmaya geliyorlar. Yani benim bilmediğim, senin bilmediğin bir şey oluyorsa bu memlekette, demek ki bunun tanıtımı eksiktir yani. Evet. Katılır mısın? Onunla ilgili. Buyur abi. Konu hazır dağılmamışken bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak Mehmet Ali, Keşan Belediyesi bunu şu şekilde yaptı. Daha önceden belediyede çalışan köklü kişilere fazla değişiklik yapmamaya çalıştılar siyaseten. Mesela benim bir arkadaşım var, Enez'de çalışıyordu basın danışmanı olarak. Daha sonra Keşan Belediyesi'ne geldi. Sağ partiden sol partiye geldi Keşan Belediyesi'ne. Sayın partisi olmaz ya. Sayın, hayır, şeyde, belediyeden bahsediyorum. Tamam. Yani belediye başkanının siyasi görüşünden bahsediyor. Onun partisi yok tabii ki. Erdoğan Demir, bana gazetecilik çamurunu sıçratan arkadaşımdır benim. Hı hı. Onun sayesinde ben gazeteciliğe yöneldim. Büyük yanlış yapmış ama neyse. Çok büyük yanlış yaptı. Çok büyük. Erdoğan Demir'e de buradan sevgi saygılarımı iletiyorum. Erdoğan Demir, Savaş Ay'ın da evlatlığıdır. Çok severdi rahmetli Savaş Ay kendisini. Keşan için, Enez için çok büyük mücadeleler veren, basınla ilgili bir emekçidir. Hı hı. Kardeşim benim. Yani yiğit bir Trakya delikanlısıdır Erdoğan Demir. Erdoğan Demir'e ilk gittiğinde tabii işçi konu durumunda olduğu için başka bir yere verdiler. Hemen bunu Mustafa Helvacıoğlu başkanı fark etmiş. Ya demiş, Erdoğan'ı niye verdiniz falan sağa sola. Orada bir kütüphane hazırlanıyordu. Bir Önder gazetesi vardı bizim orada. Çok köklü bir gazete. O kapanınca onun bütün bilgileri, bütün gazeteleri, her türlü şeyini bağışlamışlar belediyeye. Belediye de bunlar boşa gitmesin, bu bir tarihtir diye, evet, eski hastanenin olduğu yere bir müze haline getirmeye çalışıyordu. Orada Erdoğan orada görevliydi. 3 aydan beri de yine basın merkezinde çalışıyormuş Erdoğan Demir arkadaşım. Yani şunu demek istiyorum. Eğer belediyeler konusunda deneyimli kişileri harcamazlarsa böyle VTR'ler de çıkar. Böyle belediye başkanları da hiç umulmadık Muş'un bir televizyonunda, Urfa'nın bir televizyonunda çıkar. Derler ki ya arkadaş, Türkiye'de böyle bir yer var mıymış? Şu an mantık şey, troll. Tabii. O alanda çalıştırılanlar troll. Yani evet. Onu adamın görevi, belediyenin, belediye başkanının aleyhinde bir şey varsa onu püskürtmek. Evet, evet. Yani, sosyal medyada yorum yazsın. Yani, cevap versin. Mesela ben onun için para klavye, evet. Kaç paralar ödemiyor? Klavye neyi diyorlar ona? Klavyeyle bir şey yapın. Klavye delikanlısı. Klavye delikanlıları. Ya gerek yok, gerek yok. Yani hangi partiden olsun? AKP olmuş, CHP olmuş, MHP olmuş. Bugün Saros Körfezi'ndeki bir ilçeye kucaklamış, gecesini gündüzünü oraya alamış bir insan varsa karşınızda, ufak tefek hatalarını görüp de insanları muhalefet yapıp üzmenin bir anlamı yok diyorum bana göre. Evet. Ben yine de söylüyorum, bugüne kadar Keşan'a benim bildiğim, yaşımın yettiği kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarının hiçbir tanesini ben hırsız olarak nitelendirmiyorum. Sayın Mustafa Elbacıoğlu da buna dahildir. Neyse. Ve istiyorum ki Ege'deki belediye başkanları da böyle olsunlar. Biz Ege'de yaşıyoruz. Onun ismini Keşan Masası olarak değiştirmeden. Keşan Masası olarak değiştirmeden başka bir konuya girelim. Son kez Ercan'a Ercan sorayım. Yani, Sayın Çelik. Ne diyorsun? Yani sen bu işi daha farklı bakıp yapabilen, gözlemleyebilen. Eyvallah. Biz işin içindeyiz. Hani kaybolup gidiyoruz da. Eyvallah. Hem genç olman, hem teknolojik olarak da bunlardan anlıyor olman hasebiyle. Evet. Yani adamın hakikatleri var ki bunu yapabiliyor. Yani ben onu görüyorum. Dayanağı var. Keşan Belediyesi nezdinde mi? Tabii tabii yani. Ya bir hakikat var ki onu ekleme. Tabii canım şimdi. Ama şu Keşanlı olsam, orayı bilsem, derim ki hadi oradan diyenler olmuş mudur diye merak ettim. Ya şu önemli, şimdi halkla ilişkiler ve tanıtım aslında benim okuduğum ve uzmanı olduğum bölümde. Yani artık olay halkla ilişkiler ve tanıtım kısmında. Yani PR diye bahsediliyor genelde. PR önemli. Bu belediyede olsun, herhangi bir devlet kurumunda olsun, özel kuruluşlarda olsun. Mesela bunu başaran belediyeler, PR'a önem veren belediyeler gördüğünüz gibi belli noktalarda ön plana çıkıyor. Bize ne değil mi yani Keşan Belediyesi? Bizim de konuşuyoruz. Tabii biz mesela belediyecilik nezdinde şey yapalım, değerlendirelim. Sadece PR yeterli mi? Yeterli değil tabii. Yani bu PR'ın arka planında da bu senin PR politikanı destekleyecek çalışmaların olması lazım, evet, ki bunları VTR'de gösterebilesin. Böyle bir VTR yaptığın zaman. İşte şuradayız, buradayız derken
Orada işte eve servis edilen gıda kolileri, ondan sonra işte sağlık hizmetleri. Başkan pencereden çiçek mesela veriyor. Mesela çiçek verilmesi vesaire. Covid de yaş görmüş galiba. Evet. İtfaiye aracından çiçek veriyor. Yani bu gibi faaliyetlere zaten imza atmış olman lazım, atıyor olman lazım. O anlamda güzel bir çalışma. Bölgedeki dediğiniz gibi belediyelere de örnek olabilecek bir çalışma. Ben bu konuda... Aslında altta duygu döndürebilirsen o VTR'ye konuşurken... VTR üzerine konuşsak... Yeni açanlar evet, ne konuşuyor bu arada demesinler. Evet. Duygu ya valla. Ben bu konuda Tire Belediyesi'ni de mesela örnek gösterebilirim. Tire Belediyesi de yani. Son dönemde gerçekten bu konuya çok yoğun bir şekilde... Bu VTR'nin benzerini ben buradan oturduğum yerden Manisa Saruhanlı Belediyesi için de yapabilirim. Evet. CHP'li bir belediye. Zeki Bilgin Başkanı'na ilgili. Çünkü... Buradakilerin benzerini diyorum Ege'de nerede yakalayabilirim? Evet. Tire'de yakalayabilirim. Evet. Saruhanlı'da yakalayabilirim. Evet, evet. Dediğin bölgede yani Aydın'da, Nazilli'de nedir durum bilmiyorum. Nazilli'de yapabilirsin. Nazilli'de yapabilirsin ama bizimkiler Mehmet Ali'nin şey insanlar hani mütevazilikte kalıyorlar bazen. Bu güzel bir yeni yıl kutlaması. Ben buradaki projeleri tam olarak anlayamadım. Ne projesi? Nasıl? Ne projesi var burada? Burada bir proje yok. Yılbaşı kutlamasını hazırlamış başkan. Tamam. Kısa bir VTR ile bütün şeyi özetlemişler. Tamam. Çok tamam. Bütünsel bir durum var. Yani vatandaşla iç içe her türlü sadece mesela işte yolu yaptık, temizlik yaptık değil de vatandaşla iç içe her türlü sosyal konuda vatandaşın yanında yer alma hissini yaratan sıcak bir senaryo olmuş. Sıcak bir VTR olmuş. O anlamda etkileyici yani. Güzel. Peki. Bu Keşan pastanı kapatalım. Evet. Sayın Belediye Başkanımıza bir daha teşekkür ederim. Selamlarımızı da gönderelim. Mustafa Elvacıoğlu'na ve ekibine. Keşan'a gitmek farz oldu abi. Tabii. Yani. Tabii gideriz canım. Vallahi Keşan'a gidelim. Bugün hatta naklan yayın aracımızı da götürelim Mehmet Bey. Evet. Sayın Aydın. Oradan bir naklan yayın yapalım Keşan'dan ya. Vallahi. Mehmet Ali ikinci bölümde de konuşuruz da yani bizim bölgemizdeki belediyeler yani 2021 açısından hani pandemi vardı, onu bahane ettiler falan. Şimdi yeni bir yıl başlıyor, şimdi ekonomik kriz var. Ama çalışan çalışıyor. Evet. Bazı çalışanlar çalıştıklarını duyurmuyor. Evet. Bazıları zaten çalışmıyor.